Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hoş geldiniz diyerek bugünkü İstanbul yarış programının açılışını yapmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar dün Ankara'da çok direkt çıkan bir safkanımız maalesef bir ebek yarışında çok uzak geçen safkan maalesef varlık gösteremedi. Geçemedi bir türlü. Biz de haliyle oradan yattık. Gerçi sonu da yoktu sanırım. Ama İzmir yarışında 9 koşulu bir programda 2 tane altılı ganyan mevcuttu. İkisini de yakalama şansına sahip olduk. Tutanlar arkadaşlara hayırlı olsun. Gerçi biraz az verdi ama şans artık ne yaparsınız. Buna da şükür diyelim. Yedili plase oynayanlar için daha avantajlı oldu bence. Çünkü benim verdiğim oyunda 4 misli yedili plase çıktı. Mislisi de 70 lira civarı falan verdi. Yani altının daha fazla bence ikramiye verdi. 280 civarı. İnşallah daha yüksek ikramiyelerle sizlerle daha güzel konuşmalar yaparız. Ben umut ediyorum ki daha büyük ikramiyeler zaten yakalayacağız. Ben buna canı gönülden inanıyorum. Sizler de rahat oynayın, sıkılmadan oynayın. Benim verdiğim oyunlara kendiniz yorum yapabilirsiniz. Hani buradan farklı bir at ilave edebilirsiniz. Tuttuğunuz safkanlar olabilir, ilaveler yapabilirsiniz. Yani kendi yorumlarınızı da paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar yeni abone olacaklar da aboneliğinizi beklerim. Yani kanalımız ücretli değildir. Abonelik ücretli değildir arkadaşlar, ücretsizdir. Yani bir abonelik yapıp bildirimleri de açarsanız anında benim yorumlara ulaşabilirsiniz. Şu an bir gün öncesinden işte cumartesi gecesinden saat şu an 12. Yeni gelmiştim eve işte üstümü değiştirdim. Bu gündüzden zaten bu programa hazırlığını yapmıştım Allah'tan. Bunun hazırlığını yapacağım, sunacağım. Sonra Adana'nın çalışmalarını yapacağım. Adana'da maşallah bütün Elazığ, Urfa atları hemen hemen orada toplanmış. Artık kıyamet mi kopar artık Adana yarışlarında. Bakacağız bunu. İnşallah güzel yorumlarımla sizlere orada da bir yardımcı olmayı istiyorum. Ama Adana'nın çok para vereceğini ben şimdiden size söyleyeyim. İstanbul'da bugün fena bir program yok. Ben beğendim bu programı. Yani inşallah bugün de güzel bir para tutarsınız. İyi bir başlangıç yaparız. Ben sizlere bol şanslar, bol kazançlar dileğiyle bugünkü İstanbul yarışlarımı başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bugün İstanbul'da 8 koşulu bir program var arkadaşlar. Yani 2 tane altılı ganyan yok. Sadece 1 tane altılı ganyan var. İkinci koşudan itibaren de 7'li plase ayağımız başlıyor. Bugün 7'li plase ayağımızda kısa vade 6, ikinci koşuda kısa vade 6, Valla Sidar koşusunda 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik santrilik koşusunda start veriliyor. Ben burada bu gruptan biraz daha farklı olan 3 numara Kurtar Alo'yu 7'li plase için sizlere banko öneririm. Artık hani bu grubu rahat geçmesini bekliyorum ben. Ben 7'li plasede genelde tek safkan öneriyorum çünkü yani fazla ayrıntıya girmiyorum. Ama bu Kurtar Alo bu grubun atı değil yani onu söyleyeyim. İzmir'den gelen bir Dombra var ama o da bazen startta takılabiliyor. İşte normal çıkış yaparsa da eğer önde de çok avans alırsa da o da çıktığı gibi bitirebilir. Öyle bir inatçı yapıya sahip. Bayağı bir iddialı geldiler çünkü buraya İstanbul'a. Ama ben Kurtar Alo kalitesiyle 7'li piyasayı değişmez bir safkan olarak sizlere öneriyorum. Günün altılı ganyan ayağına geldiğimizde 3. koşuda günün ilk ayağı kısa vade 6 Muzaffer Bozok koşusunda 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik çift koşusunda ben sizlere ilk safkan olarak iyi bir form grafiği yakalayan 3 numara Onurlu Efe'yi ben size ilk safkan olarak önermek istiyorum. Öneriyorum diyeyim eğer önermek istiyorum dediğim zaman arkadaşlar kızıyor bazıları. Ben ilk safkan olarak 3 numara Onurlu Efe'yi gerçekten çalışmaları iyi. Form grafiği zaten harika. Son 6 yarışına baktığım zaman sürekli ilk 3'ün içerisinde 2 tane birincilik de mevcut. 3 tane ikincilik. Yani ne denli formda olduğunu artık siz de görüyorsunuz. Çalışmaları da iyi, mesafesi de iyi, hani çim pisti iyi. İşte bir 61 kilo oluşu biraz kötü gibi ama rakipler de ondan aşağı kalır yanı yok. Yakın sikletler de koşuyor. O yüzden ben size 3 numara Onur Efe'ye birinci safkan olarak öneyim. 5 numara Goben. Bu safkan da Erhan Yavuz ilerisinde koşacak olan bu safkan da gerçekten Turgun'un güzel tayı. Anne de gelin kız, gelin kızı bilenler bilir. Kır bir safkandı. Bu Goben de kır. Gerçi Turbo da iyice kırlaştı şimdi. Sonlarda uzun mesafelerde çok iyi sprint yapabilen bir kısraktı bu gelin kız. Goben de maşallah iyi bir safkan çıktı.
Yani sahiplerinin yüzünü güldürüyor. İnşallah daha da yüzlerini güldürür, ayakları düz bassın. İyi bir safkan. Ben bugün etkili bir yarış bekliyorum 5 numara Goben'den. Sonra 8 numara Mary. Yaşlandıkça yıllanmış şarap gibi bu safkan açılmaya başladı. Artık iyice kendini bulmaya başladı. Bu, zaten bu safkanın kalitesi malum, yazmadan edemeyiz çünkü her şeyle şartlar onu gözüküyor. O yüzden Mary'i de bir kenara yazalım arkadaşlar kuponlara. 7 numara Aksakal. İçman çizik idaresinde koşacak olan bu safkan gerçekten son iki yarışında biraz gerilermiş gibi olmasına rağmen bu grupta söz sahibi olacak bir safkan. Bu Josh'ın güzel tayı gerçekten iyi yerlere gelecek. Sonlarda güzel sprintiyle bu rakiplerini avlamaya çalışacak. O yüzden kuponlarda bu 7 numara Aksakal'ı da ilave ederim. Son olarak ben size ağır kilosuna rağmen iyi bir form grafiği yakalayan 1 numara Akar Nejat'ı da verip ben bu ayar sizlere 5 safkan olarak öneriyorum. Ama şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bana bu 8 safkanın içerisinde bir tanesini çıkar deseniz inanın çıkarmakta zorluk çekiyorum. Çünkü bence bu 8 safkanın 8'inde geliri var yani arkadaşlar. Yani şunu bir tane safkanı çıkarsam bile inanın yani burası garanti diyemeyeceğim bir ayak. Eğer imkanınız varsa bu ayağı kapatın yani. Yani o denli kötü bir ayak. Yani kötü ayak derken yani hepsinin geliri olan bir ayakta. Yani burada Acar Türk de şansı çok yüksek. Binbirini de aynı şekilde. Sinanlı zaten formunda, sonlarda bindirecek. Yani ben size bu ayağı kapatın derim. Hani bu ilk yazılıların atları küçük oynayanlar için bu 5 atı önereyim ben. Ama geniş oynayanlar da bu ayağı arkadaşlar haş deyin. En azından rahat rahat bir yarış ederim. Yani. Ben normalde haş demem programlarda ama bu birinci ayak maalesef böyle bir ayak. Yani ilk ayaktan yırtmamak için kapatın arkadaşlar. Geldik günün ikinci ayağına. Şartlı 4 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre eksentrik koşusunda ben bu gruptan biraz farklı olduğunu gördüğüm 3 numara Aysev normal şartlar altında bir yarışın kazanmasını bekliyorum. Bu gruptan bir tık da olsa yukarıda olan bu safkan gerçekten iyi bir form grafiğine sahip. Deniz Yıldız'a da bence kazanması en yüksek ihtimalli bir safkan bu. Normal şartlarda kazanması gerekir ama 15 safkanın oluşu biraz beni korkutuyor. O yüzden eğer geniş küçük oynayanlar için bu 3 numara tek olarak önereyim ben. Yani ilk rakip olarak da 2 numara Noble Prenses ve 5 numara Gümüş Kafes size önereyim arkadaşlar. Ama ilk etapta bu yani 3'er rakip 2 numara Noble Prenses ve 5 numara Gümüş Kafes. Çok geniş oynayan arkadaşlara da artık burada biraz kıpırdamalar içinde olan ekürü avantajıyla Spectacular Sword 9 numara işaret 1 numaralı Somotraki, 4 numaralı Stronger ve 7 numara işin aslı deyip ben bu ayağı size biraz geniş tutmak zorunda kaldım. Çünkü 3 numaranın eksik koşması halinde yani herhangi bir trafik sıkıntısı yaşaması halinde bence devreye girecek safkanlar bunlar. Bu ayak gerçekten ilk iki ayak yani inanın ya Aysev kazanır, Aysev kazanamazsa bu yarış çok karakolda biter. Yani eğer tabiri yerindeyse. O yüzden eğer küçük oynayanlar Aysev'i tek atabilir kalitesiyle bu gruptan fazla. Ama geniş oynuyorum ben burada sürpriz arayayım diyenler de 3 arkasına 2 numara Noble Prenses, 5 numara Gümüş Kafes, 15 numaralı Spectacular Sword, 9 numaralı İşaret, 1 numaralı Samothraki, 4 numara Stronger ve 7 numara işin aslı olarak sizlere bu şekilde öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün 3. ayağına. Grup 1 Veli Efendi koşusu 4 ve yukarı Arapların 2800 metre uzun yarışında ve günün en önemli koşusunda Veli Efendi koşusu aynı zamanda kıyasaya bir mücadele bizi bekliyor. Büyük ikramiyeli bir yarış. O yüzden geçen sene bu yarışı kazanan ve her geçen gün de formunu daha da yükselttiğini gördüğüm 7 numara Serdümen ben yine kazanmasını bekliyorum. Bu yarışta ben size 7 numara Serdümen'i banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Normal şartlar altında bu safkanın gerçekten bu Bilgican'ın baba Tamer'in oğlu zaten uzun mesafede yatkın. Anne Bilgican da Bilgin'in tayı nedeni Hatay koşusunda kazanmış bu safkan. Evet Hatay koşusunda evet, doğru. Büyük yarışları kazanmış bir safkan. Kan attığıyla zaten mükemmel formunu da buldu. Artık yani bence geçilmemesi gerekir. Ama dediğim gibi bu yarış gerçekten geçilirse de karakolda biter aynı şekilde. Ama ben kuponlara 7 numara Serdümen'i tek olarak öneriyorum arkadaşlar.
Geldik günün dördüncü ayına. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda ben sizlere bu ayakta ilk önereceğim safkan 5 numara Steel Man olacak arkadaşlar. Gerçekten bu safkan her geçen gün formun grafiğini ilgiçe yükseltiyor. Yani normal şartlar altında ben bu 5 numara Steel Man'ın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani küçük oynayan arkadaşlar için bu 5 numara Steel Man'ı tek atabilirler. Gerçekten formu bayağı iyi. Luxor'un da güzel tayı. Gökhan Kocakaya iddiasında kazanmasını bekliyorum. Ama geniş oynamak isteyenler, bu ayağı yıkmak isteyen arkadaşlar da ekür avantajıyla 3 numara Pro Copy, Halis Karataş idaresinde ekürüsü de aynı şekilde çok formunda. 1 numara Elite Passenger, İbrahim Aracı ekürüsünde bakmayın son 2 yarışı biraz kötü gibi olmasına rağmen bu kalite bir safkan ihmale gelmez. 4 numara Star Like ve son olarak da 2 numara Hoppala Ege son yarışlarında gerçekten iyi gruplarda koştu. Yani bu tekrardan bir meydana dönüş yaptı. Eğer son yarışlarını tekrarlaması halinde bu yarışı kazanmaması içten bile değil arkadaşlar. Ama dediğim gibi 5 numara Steelman ya tek. Eğer yıkan arkadaşlar da 3 numara Procopy, 1 numara Elite Passenger, 4 numaralı Star Like ve 2 numara Hoppala Ege olarak tavsiye ediyorum arkadaşlar. Geldik günün 5. ayına arkadaşlar. Handikap 15, 3 yaşlı İngiliz'in 1600 metrelik çim kursunda. Ben burada sizlere ilk önereceğim safkanın Halis Karataş idaresindeki 3 numara Tribute to Joss olacak arkadaşlar. Gerçekten bu safkan gün geçtikçe her geçen gün daha da iyi form grafiğini yükseltiyor. Bu yarışı bence favoriliği hak ediyor. Çalışmaların hakkı da veriyor safkan. Yani 3 yarış koşup bir üçüncülük, bir birinci, bir ikinci. Yani form grafiği harika bir grafik var. Ben o yüzden 3 numara Tribute to Joss'u ilk safkan olarak size öneriyorum. Rakipleri olarak 4 numara Lasting Memory. Gökhan Kocakaya idaresinde bu sezon koşmuş olduğu bu yarışı da kazandı. Bir 2 aylık ara vermiş olmasına rağmen gerçekten kanatı çok yüksek bir safkanın. O yüzden iyi çalışmalar hakkını veriyor. Bence yani ikinci safkan olarak 4 numara Lasting Memory kuponlara ilave edelim. Ve son olarak size önereceğim safkan 5 numara Flash Forward olacak arkadaşlar. Bu safkanın sürekli form grafiğini yükselten safkanlardan birisi. Her geçen gün daha da iyi duruma giriyor. O yüzden ben bu ayağı sizlere 3 numara Tribute to Joss, 4 numara Lasting Memory ve 5 numara Flash Forward olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün son ayağına. Şartlı 3 yaşlı İngiliz'in 2100 metrelik sentrik koşusunda biraz kalabalık yarış olmasına rağmen ben burada sizlere bir sürpriz çıkacak ihtimali gördüğüm için ben burada 2 yarış koşup son dördüncülüğünden sonra biraz daha form grafiğini yükselten ve üzerine Gökhan Kocakaya gibi usta bir jokey almasıyla 14 numara bizim Atiba. Bizim Atiba diyorum çünkü Beşiktaşlıyım ben. Her ne kadar Beşiktaş bu sezon kötü gitse de yapacak bir şey yok. 4 numara Atiba'yı ben size ilk safkan olarak öneriyorum. Gerçekten güzel işleri var. Güzel işlere sahip. Bugün bu çıkışına bir birincilik ekleyebilir. O yüzden ilk at olarak ben size 14 numara Atiba'yı yazmanızı öneriyorum. Tabii ki rakipleri var. 4 numara Kekova. Ayhan Kurşun dairesinde bugün Ayhan Kurşun gerçekten çok şanslı atlara biniyor. Artık altının kaderini bence bu Ayhan Kurşun'la biraz da Gökhan Kocakaya çözecek gibi. Ben ikinci safkana 4 numara Kekova Ayhan Kurşun'la yazalım. Son 2 yarışta gerçekten harika. İyi çalışmalara sahip. Bence iyi ihmale gelmez. 5 numara Oscura. İşvan Çizik idaresinde koşacak olan safkan. Son 7.'de ben hiç kayla almıyorum. Safkan kaliteli bir safkan. İyi bir safkan. Bu yarışta bence hedefliler. O yüzden bu kuponlara 5 numara Oscura'yı yazalım. Ve son olarak size ilave edeceğim safkan 2 numara Makinist olacak arkadaşlar. Bu sıfıra kesinlikle kesinlikle aldanmayın. Bu safkanın genel görüntüsü çok çok iyi. Bu pistte çok koşar arkadaşlar. Yani bilmiyorum ben şimdi bu Makinist'e sürpriz olarak diyeceğim ama yarın bakarsanız sürdürerek çıkar. Allah artık işin güzel tarafı. O yüzden bu safkanı da yazıp bu şekilde 4 safkan olarak geçelim. Yani kısaca 14 numara Atiba, 4 numaralı Kekova, 5 numara Oscura ve 2 numara Makinist deyip bu ayağı ben size bu şekilde öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim İstanbul yorumlarım bu kadar. Atı her zaman geçer. Umudunuzu, neşenizi kaybetmeyin arkadaşlar. Ben bu videoyu yayına koyduktan sonra Adana çalışmalarına başlayacağım. Artık Adana'da büyük ihtimalle bir 2 saat, 1,5 saat sonra onu zaten bir taslak çıkarmıştım. Ama genel bir tekrardan bir gözden geçirmem lazım. Tekrardan birkaç yarış benim kafamı kurcaladı. Onları da bir ayarladıktan sonra onu da yayına vereceğim arkadaşlar.
Arkadaşlar görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.